Ve 16. sorumuzla devam ediyoruz. Bir görselle başlıyor ve görselde iki tane pergelimiz var. Ayşe bir kağıt üzerinde D doğrusu boyunca yerleştirdiği şekil 1'deki iki ayrı pergel. Yani bu pergeller ayrı ama aslında özdeş olduğunu söylemesi gerekiyordu. Yani özdeş derken bu kenar uzunlukları birbirine eşit diyebilmesi gerekiyordu. A, B, E, F noktalarına batırılıyor. Tamamdır. Ayşe her iki pergelin A ve F noktalarını sabit tutup, A'yı ve F'yi sabit tutup uç noktalarını birleştiriyormuş. K noktasına kaydırdığında AK, KD birbirine eşit. AK ile KD birbirine eşit. KF ile CD birbirine eşit diyor. Ve CKD'de 100 oluyormuş. Buradaki 100 hemen buraya alınabilir. Burası da 100. Ve bunların kesişiminden de ne oluyor diyor. Alfa kaç derecedir diye soruyor. Biz de sisteme şöyle başlayabiliriz. Bir kere uzunlukları işledikten sonra bir sürü ikizkenar üçgenimiz çıktı ve dikdiklerimiz oluştu diye düşünüyorum. Çünkü muhteşem üçlerimiz var. Muhteşem üçlerden hemen diklikleri yapıştırır. Sorunun çözümüne gidebilirsin. Ama ve lakin harflendirmek yapmak da harflendirme de burada işe yarayacaktır. Yani buraya gelip x dersen eğer aynı şekilde buraya x dersen 2 iç bir dış yaparsın. Burası 2x olacaktır. Aynı mantıkla şuradaki uzunluğa x dersen burası x olacaktır. 2 iç bir dış yapıp 2x'e ulaşabilirsin. Doğrusalla yakalayıp 4x artı 100 eşittir 180. 4x 80, x eşittir 20 olacaktır. Bu açıyı bulduktan sonra artık içi dışı bir kuralını kullanabiliriz burada. İçi dışı bir. İçerideki açılarımız 100 derece x ve x yani 2x eşittir alfa yapacaktır. 2x zaten 40 yapacaktır. 140 doğru cevaptır. Tamamdır. Sadece problemimiz kenar uzunluklarının birbirine eşit olduğunu söyleyebilmek. Söylemeseydik de aynı sonuç çıkacaktı. Böyle daha kolay oldu. Ve 17. örneğimize geldik. Yine bir klasik saat sorusu. Saat sorusunu artık iki tane saati birleştirip bir üçgen oluşturmuş. Üçgen için buradaki açılar bulunursa alfaya ulaşılabilir. Saatlerimizin değerlerinde hem analog göstermiş hem de dijital şekilde göstermiş. Saatimiz bir tanesi 3.10, diğeri de 9.50. Burada mantık kullanıp hemen akrep ve yelkovan arasındaki açıyı bulabiliriz arkadaşım. Nasıl oluyordu? 0.3.10 iken, 0.3.10, 0.3.10 iken yelkovan tam saat olarak düşünüyorum. Yani saat tam 3 iken diye düşünüyorum. Yelkovanın ilerlediği 10 dakika yani 60 derece olacaktır. O zaman akrebin ilerlediği 1 bölü 12 ile 5 derece olacaktır. Yani akrep 5 derece ilerlemiştir. Şu anda görsel tam olarak bunu karşılamıyor ama bu 5 derece ilerlemiş. O zaman şunu söyleyebilirsin. Buradaki açımız 2'den 3'e kadar 30, 5 dereceyi daha eklersem 35 derece olacaktır. Tamamdır. Önemli ayrıntı bu. Diğeri 9.50 diyor. 9.50 için yelkovanı tam 9'dan başlattırıyorum. Yani 0.9 şeklinde başlattırıyorum. O zaman yelkovan 360'tan 60'ı çıkartırsam 300 derece ilerlemiş. Hemen bunu 12'de 1 olayına alıyorum ve akrebin de 25 derece ilerlediğini fark ediyorum. 25 derece. Akrep 25 derece ilerlerse yelkovanla arasındaki açının 5 derece olduğunu söyleyebilirsin. Dolayısıyla artık cevap çıkmıştır. 5 derecemiz burada, 35'imiz burada. Toplamda 40 yaptı. O zaman 100 doğru cevaptır diyebiliriz. Pardon, 140 doğru cevaptır diyebiliriz. Anlaştık. Hemen devam ediyoruz. 18. sorumuzla. 18'de karşımıza bir pusula sorusu çıkıyor. 2018 Temel Reis sorusuyla bu macera başladı. Teknesiyle
ABCD adalarına sırasıyla A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den A'ya, A'dan D'ye, tekrar D'den B'ye giderek yolculuk yapan Sercan Kaptan, bazı adalarda arasında giderken özel yapım pusulası ile kuzeyi gösteren ibri ile izlediği yol arasındaki açıyı not defterine kaydediyor. DBC açısı 20 dereceyken diye söylüyor. DBC 20'ymiş. Hemen bunu kodlayalım o zaman. DBC 20 derece. Tamamdır. BC, AD birbirine eşit. Buradaki uzunluklarımız da eşitmiş. Burasıyla burası birbirine eşit. Paralel değil. Eşit sadece. DAC nedir diye soruyor. DAC buradaki açımız X. Şimdi pusula nasıl okunur arkadaşım? Ondan bahsedeceğim. Kuzey her zaman sabittir bir pusulada ve yukarı doğru bakar diye düşünürüm. Yani oraya doğru gidersin. Biz de pusulanın yönünü hep kuzeye doğru, yani yukarı doğru çevireceğiz. O zaman burasını kuzey olarak alacağım. Ve diğerlerini de aynı işlemi yapacağım. Bu kuzey için ilk notumuza bakıyoruz. Diyor ki A'dan B'ye giderken kuzey ile B adası arasında 70 derece var. Basit bir şekilde okuduk bunu. Kuzey ile B adası arasında 70 derece varsa buradaki açımızın 70 olduğunu söyleyebilirsin. A'dan B'ye gidiyor çünkü. Tamamdır. Devamında ikinciye geçiyoruz. Bu halloldu. İkincisinde yine hemen kuzeyimizi çizelim. Aynı zamanda bu kuzeylerin de birbirine paralel olduğunu fark edebiliyorsun değil mi? Bunlar birbirine paraleldir. Önemli bir ayrıntı. Bu sefer B'den C'ye gidiyor. Aynen buradan buraya gidiyor. Bu sefer B ile kuzey arasındaki açı 170 iken 10 derece oluyor. Kuzey ile B arasındaki açı burası değil. Şuradaki açı 10 derece. Bunu birazcık daha uzatayım. Hemen şuraya 10 dereceyi yapıştıralım. 10 derece. Diğer tarafta 170. Ama buraları parçalayamıyorum. O ayrı. Bu da tamamdır. Son olarak kaydettiğine bakıyoruz. C'den A'ya gidiyor. C'den A'ya giderken bu sefer yine geliyorum. A'dan pusulamı çekiyorum yukarı doğru. Ve bunu yapınca pusulayı okumadan şunu söyleyebilirim. Artık kuzeyler birbirine paralel olduğu için Z kuralı çıkıyor ve buradaki 10 dereceyi buraya taşıyabiliyorum. Tamamdır. Z kuralı. Şimdi pusulayı okuyalım. C'den A'ya giderken kuzey ile A arasında 50 derece var. Kuzey ile A arasında. Kuzey ile A arasında. Yani şuradaki açı 50 dereceymiş. Bunu da kaydettim. Sıkıntı var mı? Yok. Bize DAC'yi soruyordu. Ve uzunluklardan bahsetmişti. Uzunluklardan bahsediyorken birbirinden uzakta olanlar ek çizim yapmam gerektiğini tekrar tekrar söylüyorum. Ve hemen başlıyorum ek çizime. Ama bir sürü açımız var. Biraz açıları inceleyelim. Baksana şurada 50 ile 10 yan yana geldi. Oo, bu bir eşkenar üçgen yapısına benziyor. Aynı zamanda buradaki 70'i bir baksana. Z kullanabilirsin burada. 30 derece var. Hemen burayı tanımlıyorum. Burası 40 derece yaptı. Yine 40 ile 20 yan yana geldi. Mis gibi eşkenar üçgen diyebilirim artık. Yani burası 60, burası 60. Buradaki açım da 60. Ama hemen atlama. 70, 60 dedik. 130. Cevaplarda 50 olabilir. Deme seni üzer. Tuzaktır bu. Doğrusallık olmayabilir. Biz eşkenar üçgene gidiyoruz. Yolumuzdan şaşmayalım. BC eşittir AB. AC eşittir diğerleri. Ve artık sanki AD ile AC'nin eşitliğine bakabiliyoruz. Ya da AD ile AB'nin eşitliğini görebiliyoruz. Yani burada bir artık ikizkenar üçgen var deyip 40 buraya taşıyabilirsin. 20, 50 buraya 70 diyebilirsin. İstiyorsan 40, 40, 80 tepedeki açı 100 deyip x'i 40 olarak bulabilirsin. Ya da 2 iç 1 dış deyip pardon burası 80'miş. 2 iç 1 dış deyip 40'ı 80 olarak 40 olarak bulabilirsin. Tamamdır dostum. Pusula sorusu da bu şekilde çözülüyor.
Hemen devam edelim 19. sorumuza. 19'da bir bulaşık makinesi senaryosu var. Bulaşık makinesi ABCD kapağının AB kenarı EFKL düzlemine paraleldir. Tamam. Kapak en fazla 90 derece açılabilmektedir. Tamam. ABCD kapağı kapalıyken 30 derece açılırsa A noktasının konumu A1'e geliyormuş. Tam açılırsa A noktası A2'ye geliyormuş ki tam açıldığı zaman 90 derece oluyordu. A1, A2, A üçlüsü kaç derecedir diye soruyor. Evet dostum, burada bir kere 3 boyutlu düşünüyorsun ve kapağın açılış halini çizimlersen daha kolay çözümleyebilirsin. Hemen onu yapmaya çalışayım. Siyahımı alıyorum ve kapağı açıyorum. Kapak bir kere LK'ya doğrusal olması lazım. A'dan kapağı açıyorum. Bir yay çizmesi lazım, değil mi? Aynı şekilde bunu da uzatırsın. Buradan da yayını çizersin. Birleştirirsin. Çok önemli değil burası. Biz burada çalışacağız. Kapak bu şekilde yay çizecek. Aynen öyle. Çember mi var burada? Hemen 90 derece yapıştıralım buraya. Burası 90 derece. Bunu çizmeye gerek yok. 90'ımız var. 30 derece açtığımız zaman A1'e geliyormuş. Şurası A1 olsun. Hemen bunu birleştirelim şu şekilde. O zaman burası 30 derece olacaktır. Tamamdır. Bize sordu A1, A2, A için buradaki noktamızın A2 olduğunu söylersin ve birleştirme işlemi yaparsın. A1, A2'yi birleştiriyorum. A2 ile A'yı da birleştiriyorum. Açımızın artık şu parça olduğunu söyleyebilirsin. Ve çember mantığı burada yine işe yarayacaktır. Yani 30 derecenin gördüğü yay yine 30 dereceyken 30 dereceyi gören çevre açısı bunun yarısı olacaktır. 15 derece doğru cevaptır. Tamamdır.